Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Seçim Özel Programı'ndan hepinize mutlu, huzurlu bir bayram öncesi diliyorum sevgili seyirciler. Yarın bayram, Ramazan bayramı. Kimileri şiddetle ve özellikle şeker bayramı diyor. Şeker bayramı diye bir şey yok. Ramazan bayramı var. Onun da altını bir çizeyim. Bazı yerlerde görüyorum. Öyle bir bayram yok dinimizde, İslamiyet'te. Ramazan bayramı efendim. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. 14 Mayıs seçimleri de hayırlara vesile olur. İnşallah bizim içimizden, bizden birisi, bizi bilen, içimizi okuyan, bizimle dertleşen, çok sevdiğimiz, değerli bir insan, değerli bir dostumuz. Efendim, 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Milletvekili adayı AK Parti, onu bugün davet ettik. Onunla seçimleri, Avrupalı Türkleri ve sizin için yapılacak olanları, vaatleri konuşacağız. Efendim kim bu? Oğuz 3. Sayın 3. hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki Bey. Çok teşekkür ederim. Seni anlatmaya çalıştım biraz ama ben her yerde söylerim. Oğuz 3. Avrupa'da yetişmiş efendim kaliteli derya, bu nefsine şey gelmesin, insanlardan bir tanesi bilgi açısından. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben dediğiniz gibi burada doğup büyümüş bir insan olarak, aynı zamanda da sivil toplumun içerisinde de uzun zaman görev yapmış bir insan olarak. Ben söylemedim onu. Dediğiniz şekilde insanlarımızla hemhal olan ama aynı zamanda da gönüllerine dokunmaya çalışan bir çalışma stilimiz oldu. Sizinle de tanışıklığımız, sizinle de işte işbirliklerimiz, sizinle de hasbuhallerimiz ve istişarelerimiz de uzun zamanlara dayanıyor. Ve neticede ilk defa ama böyle bir şapkayla, bir adaylık şapkasıyla Kanal Avrupa kanallarında karşınızda oturuyorum ve inşallah gerek 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz, gerek 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri milletimiz için hayırlara vesile olsun diliyorum. Ve aynı zamanda da hazır siz açmışken şimdiden bizi izleyen herkesin de bayramını kutluyorum. Onun Ramazan bayramı. Hayırlara vesile olsun. Güzel bir Ramazan ayını geride bıraktık. Gördük ki hepimiz camileri özlemişiz. Gördük ki hepimiz cemaati özlemişiz. Gerçekten pandemi süreci bu manada hepimize bir sıkıntılı dönem yaşattı. Bu sene ilk defa telafisine başladık yeniden. Güzel bir Ramazan'ı ağzı tadımızda kalmak suretiyle geride bıraktık. İnşallah bayramımızda, önümüzdeki seçimlerimizde hayırlara vesile olur diye şimdiden niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum davet ettiğin için ayrıca. Rica ederiz. Çok sevindik çünkü. Çok duyduk ve gerçekten sevindik. Avrupalı Türkleri orada temsil edebilecek bir başka değerli bir ismin olması bizler açısından ümit verici. Yani gelecek açısından bizlerin sorunlarının çözülmesi, bildirilmesi, aktarılması açısından. Tabii ben o mevzulara geleceğim, Sacayan bir bölüm eksik, ona geleceğim. Seçim bölgesi değiliz, ona geleceğim ama buna rağmen sizin gibi değerli vekillerimiz orada olacak inşallah. Ona o gözle bakıyorum. AK Parti Avrupalı seçmenlere Sayın Cumhurbaşkanımız çok nasıl baktığını ben biliyorum ama baktığı için de zaten bizim içerimizden sizin gibi değerli isimleri de efendim mecliste görmek istiyor ve inşallah siz de mecliste göreceğiz büyük bir ihtimalle. Ama bir de aynı bölgeden kaderin bir cilvesi diyelim, aynı görevleri yapmış olduğunuz bir başka isim de CHP'den milletvekili adayı 6. sıradan. Nasıl bu, nasıl bir kaderin cilvesi diyelim bu işe, nasıl oldu, nasıl etti ve aynı kurumdaydınız önceden. Evet, her şeyden önce bunu 10 sene önce belki bana sorsaydınız böyle bir ihtimalin var olacağını, ben olmaması noktasında ısrarlı bir şekilde argümanlarımı ortaya koyabilirdim. Her şeyde bir hayır var. Evet. Neticede ben kendi adıma konuşuyorum. AK Parti'nin 3. bölgede İstanbul'da 7. sıradan milletvekili listesinde yerimi aldım ve çalışmalarımı, adaylık listeleri açıklandıktan sonra da başladım. İstanbul'da start verdik. Oradan Ankara'ya geçtik. Oradan da özellikle buradaki insanlarımızla hasbuhal etme adına, seçim propagandası yasal zaten düzenlemelere tabi ama buradaki insanlarımızla hasbuhal etmek, sahada çalışacak olan insanlarla istişareler yapmak üzere burada insanımızla buluşuyoruz ve bizi tanıyan, simamızı bilen insanlar da aynı sizin de sorduğunuz soruyu soruyorlar. Bu ne biçim iş yani, bu daha önce hiç düşündün mü böyle bir şeyin olabileceğini?
Tabii düşünmedim ama netice itibariyle o bir tercihtir. Evet. Ve neticede benimki de bir tercih en nihayetinde. Hayırlı hizmetler yapmak için niyetlendik. Evet. Dolayısıyla Zeki Şahin Bey de hiç şaşırmayacak. Ben doğrusu kendi yapacaklarımla ilgili ve hedeflediklerimle ilgili sizlerle burada görüşlerimi paylaşmak üzere bulunacağım. Elbette bu bir yarış, evet. Ve siyasi rakiplerimiz var. Onların da vaat ettikleriyle ilgili, evet. Elbette biz de onların programlarını okuyoruz. Ortaya koyduklarını, özellikle yurt dışındaki, evet, insanımızla ilgili, hı-hı, ortaya koyduklarını da değerlendirmek durumundayız şüphesiz ama önemli olan bu sürece girdiğimizde işte AK Parti adına ben neler söyleyebileceğimi, evet, buradaki insanlarımızla ilgili neler hedeflediğimi, benim biraz önce tarif ettiğin kişiliğimin, evet, peşi, peki bu şekilde ki teşekkür ederim, evet, yani belki bu kadarını da hak, evet, etmiyorum, o ayrı bir, yok, mesele, yok, ama az bile söyledik. Bu kişiliğimin bu çalışmalara ne şekilde yansıyacağıyla ilgili bir, evet, değerlendirme de yapacağız şüphesiz ama şunu unutmamak lazım Zeki Bey, yani, evet, 1987'de ilk defa gümrüklerde oy kullanmaya başlayan bir toplum, evet, olarak yani bu sürece girdik. Ve 2014 yılına kadar yurt dışındaki insanlarımız sadece gümrüklerde oy kullanabildi. Hı hı. Yani bu sandıkları kim getirdi? Sandıklarda oy kullanma meselesinin önünü kim açtı sorusunu sorduklarımızda yine görüyoruz ki yani AK Parti bu süreci 2008 senesinde başlattı. Evet. 2012 senesinde yurt dışı seçmen kütüğü diye bir çalışmayla bunu yasal bir zemin olarak yani önünü açtı ve 2014'te ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçimlerde olmak üzere, aha, sandıklar ayağımıza geldi. Evet. Bunun bile başlı başlıca bir devrim olduğunu, bunun güvenliğini sağlamak, bunun işte sağlıklı bir şekilde bir şölen içerisinde gerçekleşmiş olmasının onun öneminde altını çiziyorum. Ve peşinden işte Haziran 2015, Kasım 2015 ve referandum 2017'de, yine 2018'de işte Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini yaptık ve bugün tekrar sandık ayaklarımıza gelecek. Hatta daha çok noktada ayaklarımıza gelecek. Elbette işte seçme boyutunu bu şekilde halletmiş olmanın sevincini yaşarken sizin de biraz önce değindiğiniz gibi seçilme boyutuyla ilgili yani sadece mutlaka, en eksik tarafı diyorsun. Mutlaka konuşacağız ama bu sürecin önemli olduğunu ve, evet, insanımıza yaklaşmış olan bu sandıkların katılım oranlarının artmasıyla birlikte halkımız nezdinde de itibar görmesinin de önemli olduğunu neden düşünüyorum. Neden önemli bu seçimler 14 Mayıs? Bir de Avrupalı Türklerin oyları gerçekten belirleyici oldu son seçimlerde. Yani terazinin bir tarafını kesinlikle ağırlığını koydu. Neden önemli? Neden Avrupalı Türkler önemli? Şimdi aslında bu soru, yurt dışı Türkler diyelim. Bu soru Türkiye'de sizin de çok bildiğiniz, yakında takip ettiğiniz sokak, mikrofon, evet, programlarında, işte halka soruyoruz programlarında çok konu oluyor. Evet. İşte yurt dışından insanlar geliyorlar, Türkiye'deki işte akıbetimizle ilgili söz sahibi oluyorlar. İşte bu nasıl oluyor, burada yaşamıyorlar, geliyorlar izinlerini burada işte geçiriyorlar. Ama biz bunları tasvip etmiyoruz, evet, tabii konuştuklarını, evet, evet, da. Yok yok ama bu sık sık mikrofonlara işte... Vatandaşlarımıza mikrofon tutulduğunda tartışılan ve yer yer söylemler itibariyle sertleşen süreçler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Buna rağmen niye önemli sorusunu sordunuz ki şöyle elimi cebime soktuğumda ben oradan Türkiye Cumhuriyeti pasaportumu çıkardığında, evet, Zeki Bey orada ikinci sınıf vatandaş yazmıyor. Evet. Orada birinci sınıf vatandaş yazıyor. Ama eskiden çıkarırken çıkaramıyordunuz bile 20 sene öncesine, evet, gidersek. Önceden çıkaramıyordunuz bile. Buramda taşımış olduğum pasaportta, evet, ben birinci sınıf vatandaşım, anayasal haklarım var ve, evet, seçme hakkım, evet, anayasal bir hakkım yani. Dolayısıyla bu hakkın Türkiye'de işte tercihlerimizden dolayı, işte, evet, geçmiş seçimlerdeki ortaya çıkmış olan tablolardan dolayı sorgulanmış olması doğru değil. Tasvip, evet, etmiyorum yani, daha sert de argümanlar geliştirmek istemiyorum. Zira buradaki insanların elbette tercihleri, 3 milyon 300 bine yakın seçmenimiz var. Geçen seçimlerde bunun 1,5 milyonu oy kullanmış oldu. Yani bu oranın işte devam ettiğini, biraz da artarak devam ettiğini varsayarsak, 2 milyona yakın insan eğer oy kullanırsa, bunun gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi doğrudan etkisi, evet, itibariyle, gerekse dolaylı milletvekili, evet, dağılımına etkisi itibariyle elbette önem
arz ettiğini söylemek istiyorum. Ancak bu önem, bu hakkın tartışılmasını beraberinde getirmemesi lazım. Evet. Bir diğer husus, onu da önemsiyorum. İki kritik kitleden bahsediliyor bu şekilde. Birincisi yurt dışındaki işte yaşayan insanlarımız. İkincisi ilk defa oy kullanacak olan 5 milyon 500 bin olarak, yani rakam olarak tarif edilen Z kuşağı diye ayrıca bir isim verilen ilk defa oy kullanacak olan genç kardeşlerimiz. Her birisiyle ilgili çok sert tartışmalar yürüyor. Her birisiyle ilgili seçimlere etkileri itibariyle işte bunlara yaklaşımlar noktasında bazı tartışmalar söz konusu oluyor ama bunlar için de aynı şekilde deminki söylediğim şey geçerli. Bu insanlar oy kullanacaklar. Bu insanlar ilk defa da oy kullanacak olsalar bile bunları kazanmaya, argümanlarla kazanmaya bakmak lazım. Ya bunlar işte gözlerini ekrandan almıyorlar. Bunlar dünyadan ne biliyorlar ki işte Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacaklar diye bir argümanı duyunca bile ben şaşırıyorum. Netice itibariyle bu insanlar yaş itibariyle, Türkiye'deki yasal düzenlemeler itibariyle oy kullanmaya yetkin insanlar. Ve iyi ki bu şekilde bir uygulamamız var. Onlar da Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olsunlar. Biz de yurt dışındaki yaşayan 3 milyon 300 bin insan da Türkiye'mizin geleceğinde de söz sahibi olalım. Bu manada önemli. Elbette kritik çünkü hepimiz anket okuyoruz. Hı hı. Şüphesiz her oluşan ittifakın işte beklentileri var. Gütmesi gereken hesaplar var. Neticede seçimi sonuçlandıracak olan sonuç 50 artı 1. Yani kim bu manada işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi bir oy da olsa farkla göğüslerse seçimi kazanmış olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin işte oradaki aritmetiği biraz farklı olacak ama orada da Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu alması, hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması, hem orada en büyük grubu, meclisteki grubu oluşturması güvenli ve istikrarlı bir hükümet oluşturma bakımından önemli. Herkes de bunun üstüne hedeflenmiş ve çalışıyor. Dolayısıyla ben bu iki kritik seçmen kitlesiyle ilgili tartışmaları anlıyorum. Ama yer yer argümanları dinlerken de üzülmüyor değilim. Çünkü sanki burada vatandaşlık tasnifi yapılıyormuş gibi bir tutum sergiliyor. Avrupalı Türklere veya dış Türklere ayrımcılık yapıyormuş gibi bir durum söz konusu ki tenzih ediyorum tüm Türkiye'yi. Bazıları bunu özellikle kaşıyorlar. Evet, ben de aynı şekilde yani bunun genel bir tartışma olduğunu değil ama yer yer işte geçmiş tercihlerden hareketle yani bunun sanki problem yapılması gerektiğine dair argümanları. Araya giriyorum. Geçmiş tercihlerden hareket ederek derken yani Almanya'da yaşayan bir vatandaşlarımızın sağ görüşlü, sağ yelpazede muhafazakar, liberal vatandaşlarımızın sosyal demokratlara, yeşillere oy vermesi ama Türkiye genel seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye oy vermesi ve dengeleri Türkiye'de seçimlerde değiştirmesi bazılarını rahatsız ettiği için bu söylemler yapılıyor veya sokak röportajları bu iş kaşınıyor. Türkiye ile Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız arasını özellikle açmaya çalışan bir güruh var gibi gözüküyor. Şimdi onu tabii ben özellikle halk röportajlarının zaten genelleştirilebileceğine inanmıyorum. Ancak ilgi gördüğü için özellikle video olarak paylaşıldığı zaman Instagram, TikTok ve benzer ortamlarda yayıldığı zaman bunların fenomen olarak karşımıza çıktığını biraz önce de zikrettiğiniz gibi AK Parti'yi tercih etmelerinden hareketle bunun problematize etmeye çalışan bir kitle var şüphesiz ama bu tartışmalar Zeki Bey bir de normal hayatımıza tercümesi var yani. Belki hepimiz izine gittiğimizde bunları yaşadık. Birkaç senedir peş peşe yaşıyoruz. Yani bir argüman yer buluyor. Özellikle internet ortamında, sosyal medyada yaygınlaşabiliyor. Bu özellikle biz izine gidenlerimizi, yıllık iznimizi Türkiye'de geçiren insanlar itibariyle de rahatsızlıklara yer yer sebebiyet veriyor. Argümanlar biraz da sert söylenince, insanlarımız rencide edilmeye başlayınca bizim de tepkimiz tabii haliyle zaman zaman çok kibar olmayabiliyor yani. Bu sert tepki, yanlış bir tartışma. Evet. Biz 62 yıllık göç hikayesi olan insanlarımızın vatana bağlılığımız, orayla gönül ve vatandaşlık bağımızla ilgili kimseye vatan sevgimizi tartıştırmayız. Eşit vatandaş olduğumuzu da tartışmayız. Yani bu bir çıkmaz yola girilmiş bazı insanlar tarafından. Şunu söylüyorum. Türkiye'yi ben Kovan'a, Arı Kovan'ına,
Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı da işçi arılara benzetiyorum. Türkiye'dekiler anlasın diye bu iş kaşıyanda. Yani balları çiçeklerden, bin bir çiçeklerden on binlerce kilometre uzaktan toplayıp ülkesine getiren bal arıları olarak görüyorum. Bu olayı böyle görseler acaba bu yanlıştan efendim vazgeçmezler mi? Umulur, vazgeçilme, yani genel bir kanaat olmadığını da altını çiziyorum. Evet, evet. Yani neticede bu çok önemli ama şu görülmesi lazım. Yıllık iznini Türkiye'de geçirip başka yeri hiç düşünmeyen, son gününe kadar Kapıkule'de saatlerce bekleme ihtimaline rağmen son saatine, son dakikasına kadar Türkiye'de kalmak isteyen, bütün birikimini izin itibariyle Türkiye'de harcayan ve evini orada işte açan, evini açarken de mobilyasını Türkiye'den alan, bütün eşyasını oradan alan, esnafla içli dışlı olmuş olan bir kitlenin, düğünlerini orada yapan bir kitlenin siyasi tercihlerini problematize etmek yanlış olduğu gibi, sanki vatandaşlık statüsünde tartışılması gereken bir tartışma alanı varmış gibi davranmanın da doğru olmadığına inanıyorum. Bunu şunu sevinerek de söylüyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun, bu statünün özellikle anayasayı işte yeniden tanzim etmeye çalışırken daha da iyileştirmemiz gerektiğini ifade ederken de anayasanın içerisinde daha sağlam ifadeler kullanılması gerektiğini düşünen siyasi partilerin, hani ana muhalefet partiler, diğer muhalefet partilerin de buna dahil olmak üzere ifade etmeleri hoş ve insanı ümitlendiriyor. Zira sokakta olan bazı tartışmalar siyasetteki atmosferi zehirlemediği manasına geldiğini düşünüyorum. Evet. Bunun da ayrıca altı çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Evet, şimdi gelelim Avrupalı Türklerin meselelerin çözülmesine seçim vaatleri var. Yani hemen hemen her partinin var. AK Parti'nin içerisinde zaten şu ana kadar milletvekillerimiz vardı. Sağ olsun Sayın Sırakkaya bu konuyla ilgili bizleri unutmadı. Elinden gelen her türlü desteği verdi, vermeye de devam ediyor ama sizin gibi bir bilge milletvekili de beraber inşallah omuz omuza çok iyi işler yapacağınıza, bizim sorunlarımızın çözülmesinde önemli katkılar sağlayacağınıza ben kesinlikle inanıyorum. Nedir vaatlerimiz Avrupalı Türklere? Biz zaten ana haberlerde çok çok paylaştık ama sizin ağzınızdan duyalım. Neden AK Parti'ye oy verelim Sayın Üçüncü? İşte bu soruyu bana sorabileceğini sen de birkaç sene önce hiç tahmin etmiyordum. Etmiyordum. Ama şimdi sorabiliyorum. Evet. Soruyorum şimdi. Dolayısıyla tabii benim de ilk defa böyle bir ortamda böyle sorulara cevap vermem televizyonda bir ilk. Evet. Ama yapmadığımız şeyler değil. Söyleyeceklerimiz de sürpriz değil şüphesiz yani. Ama şunu söylemem, o başta müsaade etmeni istiyorum. Adaylığım ilk belli olduktan sonra, yani ilan olduktan, listelerde ismim geçtikten sonra, özellikle sizin gibi değerli basın mensupları kardeşlerimiz, hangi sorunlarla başlayacaksın, hangisini öncelikle Ankara'ya taşıyacaksın dediklerinde ben biraz hafif tebessüm ederek, ya ben bu toplumun sorunlardan ibaret bir toplum olarak algılanmasını istemiyorum doğrusu dedim. Yani bizim potansiyelimiz var, bizim başarı öykülerimiz var, 62 yıllık göç öykümüzde, bizim kendi kendimize işte geliştirmiş olduğumuz çok ciddi altyapılarımız var. Ticaretten temsile, efendime söyleyeyim, kişisel başarı öykülerinden toplumsal başarı öykülerine kadar. Altın bir neslimiz var. Tek tek aramızdan ayrılırlar. Allah onlara hayırlı uzun ömürler versin. Göçmüş olanlara Allah rahmet eylesin. Mekanlar ki biliyorsun ben olsun, 4 hafta önce annemi kaybettim. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu altın neslin burada bize emanet etmiş olduğu çok güzel bir altyapı var. Gerçekten sahip çıkmamız gereken. Dolayısıyla ben öncelikle bu insanlarımızın bu öyküleriyle, bu başarı öyküleriyle, bu topraklara katmış oldukları zenginlikle de Ankara'da temsile başladığımız zaman halkımızın teveccühüyle anılmasını istiyorum. Yani elbette günlük hayatta sıkıntılarımız var ve siyasetin görevi bu sıkıntıları gidermektir. Varsa aksayan noktaları çözümlemektir. Ve burada elbette vaatlerin içerisinde insanımızın öncelikle merak ettiği pratik hayatımız, yani pratik ve günlük hayatımıza ilişkin şeyler var. Yani ilk sorulan şey, telefonlarımız ne olacak? Hı hı.
İşte yani. Mesela somut olarak ne olacağını biz vaat ediyoruz ama görüyoruz ki diğer partiler de aynı vaatlerde bulunuyorlar. Aynı vaatler aynı, birbirine çok benziyorlar. Evet, işte 4 ay olan süre 6 aya çıkacak. Arabalarımız ne olacak, evet, ki bu çok merak ediliyor. İşte dışarıda bekletilme süresi 730 günlük geçici ithalat, evet, yapılan arabaların. Yani uzun bir süre olan 185 günden 30 güne indirilecek. Yani sadece 30 gün araba dışarıda kalmak suretiyle aynı araba tekrar Türkiye'de kullanımımızda olacak yani. Yine bir diğer sorular... Şey ekleyebilir misiniz oraya mesela Sayın Üçüncü? Sadece getiren kişi kullanabiliyor. Hanımı bile o yanındayken kullanıyor. Yani orada biraz böyle... Uygulamadaki aksamalar var, evet, işte. Yani, akraba kullanabilir mi, kullanamaz mı? O konuda bir şeyler işte belirebilir mi? Birinci ki ben de aynı sıkıntıyı yaşadım ya, doğrusu yani. Evet. Bu manada uygulamanın mağdurlarından birisi oldum. Evet. onu çözümleme noktası ama merak edildiği için, evet, insanımızın... Evet. İşte yine bir diğer merak edilen şey Türk Hava Yolları biletleri ne olacak meselesi. Evet. Yani tabii dikkatle izledim. Biz de bu mesain içerisinde olduk. Yani gerek Zafer Bey, değerli milletvekilimiz, gerek bizden önce görev yapan arkadaşlarımız Türk Hava Yolları'nın yönetimiyle, uçak hava yolları yönetimleriyle, fiyatlandırma politikasıyla, evet, ilgili, ailelere yapılabilecek indirimlerle ilgili çalışmalar yapıldı ama şu unutulmamalı tabii, bir anonim şirketten bahsettiğimizi, bir özel şirketten bahsettiğimizi, elbette Türkiye'nin de pay sahibi olduğu ama aynı zamanda da borsada çok ortaklı bir şirket olduğunu unutmadan çözüm üretmemiz gerektiğini, Kasım'da kısa bir dönem bile olsa yapılan bir çözümün belki gelecekle ilgili üstüne bir şeyler bina, evet, etmek suretiyle bir yol açabileceğini bize ümit ediyoruz. Yani bir kereye mahsus değil de bunu kalıcı bir şekilde nasıl yapabiliriz, evet, diye bir çalışma içerisindeyiz. Yine emeklilikle ilgili vaatlerimizin içerisinde yer aldığı için söylüyorum. Bu çalışarak? Tam çalışma yani. Ya elhamdülillah yani. Dolayısıyla yarım gün çalışma zaten, evet, mümkündü. Evet. Türkiye'de bir farklılık arz ediyordu. Evet. Emekli olduğunuzda, evet, tam gün çalışabiliyordunuz. Şimdi Avrupa'yla da ilgili benzer bir uygulamaya geçileceğini zaten seçim vaatlerimiz içinde yer alıyor. Temsilde özellikle işte yeni bir döneme girme noktasında seçilme hakkıyla ilgili bir çalışma vaat ediyoruz ama şekil ve şemalle ilgili diğer partiler daha somut tekliflerde bulunuyorlar. Biz daha temkinli ve daha sağlıklı bir çözüm geliştirme noktasında çalışmaları. Havada vaatler yok yani, uçuşan vaatler. Yok, şöyle bir şey yok yani. Evet. Sahada uygulanmasını, evet, sağlayabileceğimiz, Türkiye tarafından da pratik manada uygulanabilir vaatlerle inşallah ilerlemeyi düşünüyoruz. Ve yine insanlarımız tarafından önemsenen askerlik meselesiyle ilgili. Evet, çok gençlerimizle ilgili. Bir uygulama var. Buradaki yapılmış olan askerliklerin, ki sadece Almanya'dan bahsetmiyoruz, evet, yani işte diğer ülkelerden, evet, de bahsediyoruz. Yurt dışında yapılan askerliklerin Türkiye'de kabulü, dolayısıyla vatandaşlık işleminde bunun problem olarak karşıya çıkmamasını birinci adım olarak görüyorum. Asıl insanlarımız tarafından merak edilen konu askerliğin bedeli. Ha, bedeli. Dövizli askerlik olarak karşımıza çıkan mesele. Bununla ilgili vaatlerimizde yer almıyor ama yine gerek Zafer Bey'le, gerekse Meryem Gökhan Hanım'la eğer seçildiğimiz takdirde bu konuyla ilgili özellikle insanlarımız tarafından sürekli dile getirildiği için ve vatandaşlık bağlamında çifte vatandaşlıkla ilgili de sıkıntı olarak yani karşımıza çıktığı için bununla ilgili de gerek Milli Savunma Bakanlığımız, evet, gerekse askeri bürokrasiyle ilgili yeniden bir girişimde ve argümanlarımızı yeniden o şekilde paylaşma noktasında, bir gayret sarf etme noktasında bir niyetimiz var. İşte bu şu şekilde önemli. Eğer bu bedel meselesi insanlar tarafından yüksek bulunuyor çünkü, karşımızda genç insanlarımızın karşısında sıkıntı olarak devam ederse tercihte bulunuyorlar. Yani bir vatandaşlıktan vazgeçip diğer vatandaşlığı tercih etmiş oluyorlar. Bunun sosyolojik implikasyonları bizim toplumsal bağ olarak, gönül bağdan tutun bu gençlerle, evet, oluşması gereken işte ilerisiyle ilgili kalpten kalbe gelişmesi gereken bağ itibariyle bir sıkıntı teşkil edeceğini düşünüyoruz. Ve tekrar üstünde çalışma noktasında Türkiye'deki hassasiyetleri de gözeterek bulundurarak bir çözüm noktasına gayret edeceğiz ama şimdilik
vaatlerimiz içerisinde yer alan, burada yapılmış olan askerliklerin Türkiye'de tanınması bir manada oradaki engellerin de bu minval üzerine engellerin yani kaldırılması. Yani tanınması derken para ücret ödemeden askerliğin yapılmış kabul edilmesi. Yapılmış kabul edilmesi onu diyoruz. Çünkü yani. Almanya'da şu an evet askerlik yok. Evet. Hollanda ve Belçika'da ama yok ama başka, evet. başka ülkelerde halen askerlik var. Yok yani kamu hizmetinde çalıştığı için burada yuvada, kreşte, şurada, burada onu kabul ediyor. Yok Almanya yok yaptırıyor. Genel askerlik yok. Almanya hani öyle yaptırıyor ya. O alternatif olarak var ama şu an genel askerlik olmadığı için. Evet. Yani bir genç askerliğe çağrılmadığı için bu gencin tabii yapılmış bir askerliği saydırma gibi bir şey yok. Bir karşılığı yok ama benim bildiğim kadarıyla Avusturya'da halen askerlik var. Onun tanınması mesela bu manada ilave adım olacak. Yani saymak istediğimiz zaman elbette bunun çok broşürünü de yaptık. Çok yani çok içinde bütün vaatlerimizin yer aldı ama neticede insanlarımız somut ne yapacaksınız diye soruyorlar. Ve merak ettikleri konuların içerisinde olduğu için işte bilgi paylaşım meselesini burada çok konu ettiniz. Evet. Burada işlenmiş oldu. İnsanlarımız tarafından da merak ediliyor. Yine bunun uygulamasıyla ilgili ve insanlarımızın hassasiyetinin gözetilmesiyle ilgili yani bizim beyanlarımız var ama netice itibariyle işte burada insanlarımız tarafından toplantılarda, gezmiş olduğumuz işte ortamlarda pratik manada sorulan soruların başında bu sorular geliyor. Bir de gayrimenkullerin efendimle ilgili bildirilip bildirilmesi. Yani Türkiye bildirmiyor, bunu her zaman söylüyoruz. Özellikle diyor, Türkiye hükümeti gayrimenkullerle ilgili bilgi paylaşmıyor. Ya şimdi orada da siz olayı çok yakından takip ettiğiniz için burada tekrar vurgulamakta hakikaten fayda görüyorum. Evet. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili efsaneler çok. Evet çok. Ama yanlış bildiğimiz doğrular olduğu gibi doğru bildiğimiz yanlışlar da çok. Yani. Dolayısıyla otomatik bilgi paylaşımı devletler arası işte yapılmış olan bir anlaşmanın gereği ne paylaşılacağını siz burada uzun uzun anlattığınız için bir daha söylemeye gerek duymuyorum. Ama mevduatlar, temettü gelirleri ve benzer şeylerin ne zaman paylaşıldı? Para hareketliliği olan. Eğer burayla ilgili bir bilgi emaresi varsa yani adres beyanından tutun işte telefon numarasına, irtibat e-mailine kadar bir emare varsa paylaşılıyor. Neticede gayrimenkul ve benzer zenginliklerle ilgili işte varlıklarla ilgili paylaşımın Türkiye'de bir istismar sonucu, avukatlar tarafından istismar kapısı açılmak suretiyle ve devlet o kapıyı hızlıca kapadı. İstismar yapan avukatlar da cezai müeyyide gördü. Hatta belediyeler de kapattı o kapıyı. Evet, kapandı. Bu çünkü bu çok kötü bir şeydi. Yani. Netice itibariyle verilerin korunması, kişisel bilgilerin korunması noktası ayrı bir mesele. Beyanla ilgili tutumumu biliyorsunuz. Yani burada, özellikle burada doğmuş, büyümüş bir insan olarak, yani hep birlikte burada çalışan, vergimizi düzgün ödeyen insanlar olarak, yani bu devletin imkanlarıyla okuyan, çocuklarımız da burada yaşayan insanlar olarak beyanda takınmamız gereken tutumla kişisel bilgi ve verilerin korunmasında arasındaki şeyi ayrı tutmak lazım gerektiğine inanıyorum. Devlet benim verilerimi korumakla mükellef ama ben de bir birey olarak, bir vatandaş olarak doğru davranmaya, dürüst davranmaya ve gerekli bilgileri gerektiği bir şekilde vermekle de mükellefim. Yani her iki tarafa da mükellefiz. İnşallah bu emeklilik, borçlanarak emeklilik ve çalışma konusu çözülürse. Sevgili seyirciler, çok söyledik, ben çok kızdım hatta. Ya size ne, zaten kazanıp Türkiye'ye getirecekler. Yani niye adamın çalışmasını engelliyorsun? Yani bunu Almanya dese anlarım diye kaç yüz, binlerce defa söyledim. Ama eğer bu gelirse Avrupalı Türkler bu zamana kadar getirdikleri balları ülkesine yapmış oldukları yatırımları burada da çalışarak o parayı zaten ülkeye gelecekler, tatil yapacaklar, yiyecekler, sevdiklerine dağıtacaklar, akrabalarına yardım edecekler. O yüzden mantıksız gibi gelen bu konumun kaldırılması sözü bence insanlara çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Ama orada da vurgulamak istediğim bir husus var Zeki Bey. Yani neticede Türkiye'deki insanlar burada bizimle ilgili yapılan her adımın bir imtiyaz olmadığını da anlamaları lazım. Evet yani imtiyazı bal getiriyorum işte, diyorum ya yani. Dolayısıyla bizim orada iyi anlaşılmamız için de biz gayret sarf etmemiz lazım. O sizin işiniz. Bizim işimiz o manada. Evet. İşlerimizden birisi bu olacak mutlaka. Türkiye'nin hassasiyetlerini
buraya anlatmak. İşte vergi eşitliğini, vergi gelirdeki işte gözetilmesi gereken hakkaniyeti de burada biz insanlarımızla paylaşmak durumundayız. Yani neticede ya nasıl olur siz işte 2 sene araba getiriyorsunuz, işte güzel arabalara biniyorsunuz. Oysa biz burada daha yüksek bir vergi yüküyle araba alabiliyoruz türünden. Yer yer argüman olarak önemli ve doğru olan tartışmalarda da insanlarımızın o pozisyonlarını anlamamız gerekiyor. Bizim de kendimizi tarif etmemiz gerekiyor. Yani bu ne? İşte telefon kullanımından tutun araba, sağlık hizmetlerinden faydalanmadan tutun da emekliliğe kadar. Evet. Buradaki insanımızla ilgili, oradaki insanımız birbirlerini kıyas etmemeleri gerektiğini, tamamlayıcı uygulamalar olduğunu ve Türkiye'nin hassasiyetleri de gözetilerek yapılan uygulamalar olduğunu vurgulamak lazım. İnsanlar aramızda işte açılmaya çalışılan işte böyle aralıkları şimdiden kapatmakta büyük fayda var. Çünkü canlı bir bağ diyoruz, yurt dışındaki varlığımız diyoruz. Kimse kimsenin kalbini bu süreçte kırmamalı ama biz de kendimizi iyi tarif etmemiz lazım. Bugün Türk marketinden alışveriş yaptım. Yani buradaki aldığımız maaşla Türkiye'deki TL'ye çevirip o mantık var. Bilmiyorlar ki burada da hayat pahalılığı, enflasyon had safhada. Efendim burada da ödenen kiralar, yan giderler, şunlar bunlar had safhada. İnsanlar bunalmış, ödemelerini yapamamaz durumda. 5 euro domatesin kilosu. Da tabii ben en son markete ben bugün gittim iki hafta gittim yani. Dolayısıyla tam olarak bilemeyeceğim ama şunu Türkiye'de de çok sordukları için burada vurgulamakta fayda var. Türkiye'de kaldım 1 ay. Evet. İznini de Türkiye'de geçirdik. Yani pahalılıkla ilgili insanlar hakikaten soruyorlar ve biz de yer yer görüyoruz tabii yani. Fiyatları görüyoruz ve fiyatları kıyas ediyoruz hep birlikte. Bu enflasyonla ilgili, işte hayat pahalılığı ile ilgili şikayetlenen insanlara şunu söylemiyorum tabii. Çünkü bu doğru olmaz. İşte Avrupa'da da var. Evet. Ama Avrupa'da da var, doğru. Var. Herkes bulunduğu ülkedeki yaşamış olduğu enflasyonu hayatına yansımasını yaşıyor. Evet. Mesela biz Avrupa'da para kazanan insanlar olarak buradaki hayat pahalılığının bize olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Evet. Türkiye'dekiler de Türkiye'deki olumsuz etkilerini yaşıyor. Ama bu acılar işte Avrupa'da da var ya da Türkiye'de var diye bize teselli vermiyor çünkü o da bak o da sıkıntı çekiyor. Şunu konuşmak lazım. Bu sıkıntıları aşmak için kim ne yapabiliyor? Evet. Hükümet Türkiye itibariyle asgari ücrete zam yapıyor. En düşük memur maaşına zam yapıyor. İşte en düşük emekli maaşı 7500 işte, TL oldu. Tamam fiyat yükseltiyor. Evet. Kira artışlarıyla ilgili işte fahiş artışlarının olmaması için yasal düzenlemeler işte yola çıkardı, getirecek. Önemli olan pahalılığı inkar etmeden ki bu global fenomen. Hı hı. Yeryüzünün her ülkesinde şu an şikayet ediliyor. Bu pahalılıkla mücadele noktasında kim ne yapabiliyor? Biz yaşadığımız ülkede hükümetlerin ne yaptığını görüyoruz, yakından takip ediyoruz ve sosyal devlet anlayışının bu manada önemli olduğunu vurguladığımız gibi Türkiye'de de insanımızın ezilmemesi noktasında, enflasyonun altında ezilmemesi noktasında, işçimizin, memurumuzun ve emeklimizin ezilmemesi noktasında eğer hükümetin samimi bir gayreti varsa bunun takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hayat pahalılığını inkar ederek değil. Çünkü o bir gerçek yani. Hayat her yerde pahalı ama sonuçta her yerde pahalı yani. Ya dönerin fiyatını önceden 3.50'ye alıyordun. Şimdi 6 eurodan aşağı döner alamazsın yani. İşte şüphesiz. Ekmek içi yani. Şüphesiz ve dolayısıyla bununla mücadele ne kadar önem arz ettiğini sadece Almanya'da geçen sene yaşamış olduğumuz bir örnekten belki paylaşmak daha da olayı gözlerimizin önüne serer. Tafirler var burada özellikle gelir seviyesi düşük olan insanlara hizmet eden, gönüllü hizmet eden kuruluş yiyecek dağıtıyor. Evet. İlk defa geçen sene 2 milyonu aşmış müracaat eden insan Hollanda'da sayısı. Hollanda'da da öyle. Okullara dağıtıyor. Dolayısıyla bu pahalılık her bir toplumu bir şekilde etkiliyor. Ve bu pahalılıkla mücadele şu an hükümetlerin en üst gündem maddelerinden birisi. Beni bu manada sevindiren ve gururlandıran bu pahalılıkla mücadele noktasında da Türkiye Cumhuriyeti'mizin hükümetinin en önemli gündem maddesi yapması ve
mücadelede aktif rol oynaması. Yani. Asgari ücrete de herhalde yeni bir zam yapılacak i̇şte, diye biliyoruz. Tekrar iyileştirilecek yani asgari ücret enflasyona bakılarak. Veya... Sosyal Güvenlik Bakanımız bu manada yeniden bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki işte biz yeryüzündeki gerçeklerin farkındayız. Ülkemize yansımalarının farkındayız. Ama biz hükümet olarak insanımızı enflasyona ezdirmek istemiyoruz. Elimizden gelen iyileştirmeleri de tabii bütçe dengelerini de gözeterek yapıyoruz. Bu önemli. Bunun algılanması önemli ama özellikle kıyas yaparken de birbirimizi anlamamız babından söylüyorum. İşte Almanya'da da var. Türkiye'de de var. Türünden argümanlar karşılıklı teselli vermiyor ama teselli şu olsun yani herkes bu mücadeleye ortak olması lazım. Kesinlikle öyle. Peki aslında sorayım mı sormayayım mı diye düşünüyorum. Çünkü ben konuklarımı sıkıntıya sokmak da istemem. Biliyorsunuz bir seçim yasakları var Almanya'da. Ve seçim yasaklarına bakıyoruz. Tamam AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine karşı bir blok halinde, tüm Avrupa Birliği medyası da aynı davranış içerisinde. Ama bir bakıyorsun Yeşil Sol seçim merkezleri açmış, afişler asıyorlar, bilmem neler yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi derneklerinde toplantılar falan yapıyorlar. Şimdi bir gözü kapalı mı bakılıyor bu olaylara yoksa gerçekten yani... Bizim verdiğimiz yani Avrupalı Türklerin Sayın Erdoğan'ı sevmesi, desteklemesi mi insanları rahatsız ediyor? Cevap vermeyebilirsin. Yo, ben şimdi tabii adayım ve İstanbul 3. bölgeden 7. sıradan adayım ve siz haklı olarak diyebilirsiniz ki burası Duisburg. Evet Duisburg yani. Yani İstanbul değil, Beylikdüzü değil, Başakşehir değil işte. Dolayısıyla ama şöyle bir şey var. Bir kere kendi oluşturmuş olduğumuz seçim yasasında zaten yurt dışında propaganda manasında çalışmaların öngörülmediğini, bunların yasak olduğunu da altını çizmemiz lazım. Ki öz çok dikkat ediyor AK Parti bu duruma. Ve ne demek bu? Biz insanlarımızla hasbihal yapıyoruz. Yani biz işte sokak sokak araba giydirmek suretiyle işte mikrofonlarla... bir çalışma yapıyor çok değiliz. Çok caddeleri bayraklarla asmıyoruz. Kaldı ki yani. Şöyle bir şey söylemek de lazım. 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz o deprem felaketinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız seçim kampanyasının mahiyetiyle ilgili çok önemli bir karar aldı. İşte müziklerin kullanılmaması, bayrakların işte sadece seçim bürolarının önünde asılmış olması. Şimdi felaket, deprem felaketi gerçekten ağır bir travma. 500 yılın 50 binden fazla insanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah onlara rahmet eylesin. Yaralı olanlara acil şifalar ihsan eylemesine Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 11 tane ilimiz işte kocaman bir coğrafya neticede bu depremden etkilendi. Ve bu şekilde bir hassasiyetin gözetilmesi güzel olmakla birlikte sağdaki arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyor. Aslında hepimizi rahatlattı. Yani o ses, gürültü yok. Çok sakin bir kampanya yürütülüyor. İnsanlar kapı kapı dolaşıyor ama işte nazik bir şekilde yani kendini tanıtıyor. İşte argümanlarını paylaşıyor. Ve biz zaten Avrupa'da böyle bir çalışma yürütmüyorduk. Yani yürütmediğimiz zaten gibi. Zaten sizin seçim bölgeniz değil ki burası işte, Sayın 3. Ama içimizden birisi olduğunuz için burada olmak çok önemli. İnsanlar merak ediyor. Yakından işte bu biraz önce sizin sormuş olduğunuz meseleleri paylaşmak istiyor. Bizim orada algılanmamızı sen sağlayabilirsin. Sen burada doğdun, büyüdün, yetiştin. Sivil toplumda görev aldın. Biz de sana sorunlarımızı anlatacak değiliz. Türünden bir yaklaşım var ama bir daha dinlemek. İnsanlarımızla hasbihal etmek, paylaşmak önemli. İnsanlarımızı oy kullanma noktasında teşvik etmek de önemli. Ama şunu da elbette gündeme yakından takip eden bir gazeteci abimiz olarak yani siz de görüyorsunuz. Bu seçim işte herhangi bir seçim değil. İşte yani, Avrupa'da da herhangi bir seçim olarak algılanmıyor. Neden değil? Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve şekillenecek dünya siyasetinin en önemli seçimi olarak bakılıyor. Almanca buna Richtungswahl deniliyor. Yani. Türkiye'nin istikametiyle ilgili algılanan bir seçim olarak burada önem arz ediyor. Önem arz ederken de yaşamış olduğumuz, faaliyet yapmış olduğumuz, daha önce faaliyet yapmış olduğumuz işte sivil toplum olarak ve bulunduğumuz ülkeler belli başlı hassasiyetler ifade ediyorlar. Yani Türkiye'deki siyasi kavganın buraya yansımaması noktasında bir hassasiyetler var.
aktif propaganda çalışmalarının yapılmaması noktasında ifade edilen en azından Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından hassasiyetler var. Ve bunun gözetilmesiyle ilgili beklentiler ifade edildi. AK Parti bu beklentileri dikkate alma noktasında çok dikkatli davranıyor. Ve bu çalışmalar yapılırken de rahatsızlık olarak algılanmaması için işte bu çalışmaların elinden gelen bütün hassasiyeti ortaya koyuyor. Ancak sizin de demin bahsettiğiniz gibi bir çifte standartın uygulandığını inkar etmek de olmaz. Evet. Yani zikrettiğiniz partiler olduğu için özellikle evet. onların yapılanmasına, stand kurmasına, evet. seçim ve irtibat büroları açmasına, hatta alenen miting yapmasına, bu mitinglere PKK elebaşlarının canlı bağlanmasına, terör elebaşının canlı bağlanmasına bile göz yumulduğunu evet. varsayarsak, bu demek ki bu seçimlerin gidişatıyla ilgili ve bu seçimlerde tercih edilen sonuçlarla ilgili bazı tarafsızlık ilkesine sığmayacak olan bazı uygulamalar var. Medya peki niye böyle? Hadi o siyaseti anladım. Yok. Medyayı birileri mi yönlendiriyor yani mesela? Yok medyayı... Medya da aynı. Medyayı ben anlamayı takip ediyorum her şeyi. Hep AK Parti muhalifi, AK Parti şöyle, AK Parti böyle, Erdoğan böyle. Yani bu tür haberler var. Birileri bir yerden evet, cümleye aynı, başlıyor. Aynı haberleri ben de okuyorum. Evet. Aynı haberlerde işte benim adaylık sürecim değerlendirildi. Evet. İşte bundan bir bağlam çıkarılmaya çalışıldı. Ama şöyle bir şey de var yani. O demin ifade etmiş olduğum Türkiye'nin tercihleriyle ilgili beklentiyi siyaset tabii o denli ifade edemez yani. En nihayetinde oluşacak olan bir hükümetle çalışmak durumunda siyaset. Ama medya bu beklentileri çok daha açık bir dille ifade ediyor ve iktidarın değişmesi gerektiğini ve yeni bir dönemin başlaması gerektiğini ve bu manada taraf olunduğunu açık ve net söylüyorlar zaten. Ama AB medyası benim ülkemdeki iktidarın değişmesi gerektiğini söyleyebiliyor, seçimlere direkt etki edebilmek için haberler, yayınlar yapabiliyor. Ama biz yapınca da bu çifte standart yani. Biz yine yapmayız çünkü biz adaletli insanlarız. Yok, yani. Bizim, çifte standart yani. Bizim çifte standartımız olmaz yani. Ha. Neticede bunlar tabii sorduğunuzda ilkeli ve tarafsız gazetecilik yaptığını söyleyecekler. Ne söyleyecekler onun dışında? Ama gerçek manada yakından bakıldığında bir beklenti ifade edildiğini ve bu beklentinin seçim sonucuyla ilgili olduğunu görüyorsunuz. Yani bunu nereden biliyorsunuz? 3 Mart, 6 Mart arası masayla ilgili bir tartışma süreci başladığında bunun Avrupa'da yakından takip edildiğini gördük. Yani bu normalde Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili, oradaki dinamiklerle ilgili bir meseleyken işte muhalefet dağıldı, işte şans gitti, işte... Evet. Ümitler işte gömüldü türünden başlıklar atıldığını burada gördük. Bu çok ilginç yani. Bu manada alenen ben böyle bir sürece henüz ilk defa bu takkemle yani tanıklık ediyorum ama zaman zaman ölçüsüzlükler olmuştu ama bu şekilde bir beklentinin ifade edilmiş olmasına hayret edici buluyorum çünkü seçim sonuçları en nihayetinde seçmenin tercihleriyle oluşacak. Bu tercihler sizin istemediğiniz sonucu doğurduğundaki manşeti merak ediyorum şimdi. Evet. Ya da siyaset itibariyle eğer beklentiniz yerine gelmediği zaman ne yapacaksınız? Evet işte o zaman sizi Skype bağlantısı alacağım, soracağım. Ne diyorsunuz bunlar ben hakkında? Ben şunu söylüyorum. Biz elimizi uzatacağız. Kaldığımız noktadan devam edeceğimizi söyleyeceğiz. Yani. Çünkü yani netice itibariyle biz seçim yapıyoruz. Evet. Savaşmıyoruz yani. Evet. Biz burada insanımızın oyuna talibiz. Evet. Ama Türkiye'nin geleceğiyle ilgili elbette bir karar veriyoruz. Yani ve AK Parti olarak biz seçmenimize diyoruz ki yani Türkiye 100 yılını mı tercih edeceksiniz? Ha. Misal 100 yılın seçimi. Yani prangaların kırılması gerektiği veya kırılacağı seçimler bu seçimler. Biz önemsiyoruz. Evet. Bu seçimlerin önemli olduğunu biz de vurguluyoruz. Evet. Ve seçmenimize diyoruz ki işte biz bu programımızla, vaatlerimizle Türkiye 100 yılının başlamasını vaat ediyoruz. Ama alternatif olarak yani ortaya çıkmış olan ittifak elbette vaatleriyle ortada. Ama bize göre geçmiş Türkiye'yi vaat ediyor ve biz tekrar geçmişe dönmek istemiyoruz diyoruz. Yani önümüze bakıp devam etmek istiyoruz. Bu tercih o manada buralarda, Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da yakından elbette takip edilebilir. Ama 15 Mayıs işte hangi şekilde
halkımızın teveccühü tecelli edeceğini halk karar verecektir. Bizim gözlemlediğimiz, gördüğümüz, inancımız yola devam edeceğimize dair bir teveccühte bulunacağımızı ve bunu halkımızın birinci turda yapacağına benim de inancım var, yani gözlemlerim o doğrultuda. Ama 15 Mayıs'ta böyle bir tercih ortaya çıktığında gerek batıdaki işte muhatap olacağımız insanlar, gerek siyasette, sivil toplumda, işte medyada bizi şu şekilde bulacaklar, yani buyurun çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Toplumlar arası köprü kurmaya devam edeceğiz. Neticede iç içe geçmiş topluluklardan bahsediyoruz. Zaten kaderimiz ortak ve bu ortak kaderimizi şekillendirme noktasında biz çalışmaların bir parçası olmak istiyoruz. Geçmişle ilgili söylediklerinizi de bir kenara elbette bırakacağız ama yol almamız lazım. Evet. Önümüze bakmamız lazım. Zaten biraz önce zikrettiğim pratik konuların dışında bizi bekleyen, Zeki abi için de şimdi söylediğim zaman da çok sürpriz olmayacak olan, benim önemsediğim, benimle birlikte çalışma arkadaşlarımın, Zafer vekilimizin, Zafer Sırakaya vekilimizin, Meryem Göka işte seçildiğinde. Berlin'den değil mi Meryem Hanım? Evet, Konya'dan seçildiği takdirde aynı şekilde önemseyeceği kurumsal ırkçılıkta mücadele, İslamofobiyle mücadele, ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği noktasında, yani yaşamış olduklarımız eğitimden istihdama, o meselelerle mücadele, NSU ve benzer Hanov gibi işte cinayet, yaşamış olduğumuz cinayetlerin sonrası ve bunun olmaması noktasında alınması gereken tedbirler ve takip edilmesi gereken süreçler. Bunlar da beni aynı zamanda heyecanlandırıyor. Dilimizin... Yani İstanbul milletvekiliyiz ama biz Avrupalı Türklerin sorunlarını takip ettik, zaten etmeye de devam edeceğiz diyorsunuz. Edeceğiz ama sadece pratik sorunları değil. 5 senemizi, 10 senemizi, 20 senemizi, geleceğimizi ve bu toprakların geleceğinde müspet etkilemesi gereken süreçleri de takip edeceğiz. Yani eşit bir fırsat verdiğinde benim gencime, buradaki istihdama, buradaki müteşebbis ruha katacağı zenginlik sadece Türkiye'ye dönmeyecek bir zenginlik olarak. Aynı zamanda bu topraklarda da zengin olacak. Mücadele etmiş olduğumuz kurumsal ırkçılık buradaki atmosferi zehirliyor. Evet. Bu zehirlenmiş olan atmosferde güzellik inşa etmek çok zor. Evet. Yani ondan mücadele noktasında ben katkı sunmak isteyeceğim elbette ama çalışmayı yürütmesi gereken buradaki toplum. Buradaki muhatap olmuş olduğumuz hükümetler elbette biz de bu sürece bir şekilde dahil olacağız. Ama niye bütün bunları söylüyorum? Biz geçen sene Mevlid annemizi yitirdik. Evet. Yani. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Şimdi siz de süreci çok yakından takip ettiniz. Evet. Zollingen'den sonra biz bir daha böyle bir şey olmasın diye çok çalıştık değil mi? Evet. Ama oldu. Oldu. Ne yazık ki oldu. Oldu. Dolayısıyla olmaması için. Evet. Ne yapabiliriz yani? Bu çalışmalar önemli. Dilimizin geleceği, yani ana dilin konuşulması, kurumsal olarak muhafaza edilmesi. Okullar vasıtasıyla, sivil toplum vasıtasıyla, dergiler vasıtasıyla, basın vasıtasıyla yine beni bekleyen ve heyecanlandıran konuların konu başlıklarından birisi. Şimdi çok güzel sohbet ettik. Programın sonuna da geldik bu arada. Söyleyeyim onu da yani. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Ya Türkiye zincirlerine, prangalarına bağlı kalacak ya da şaha kalkacak. Hangisini tercih etsin Avrupalı Türkler ve seçmen? Şimdi, çok kısa. Bitti çünkü. Biz oruç tuttuğumuz için kusura bakmasın yani hakikaten susuzluktan bazı sıkıntılar. Benim insanımın tercihlerini yeni yüzyıl söyleme heyecanlandırdığını gördüm. Bu yüzyılın gerçek manada altyapısını tamamlamış, üretim üssü olmuş, ihracatta rekor üstüne rekor kıran, yüksek teknolojiyi üreten ve ona kilitlenmiş olan bir ekonomik yapıyla bunu beni dahil etmek suretiyle, yurt dışındaki varlığını da buna bir potansiyel olarak dahil ettiği suretiyle bu Türkiye yüzyılı sloganının anlamlanacağını, daha da anlamlanacağını düşünüyorum ve bunu insanımızı heyecanlandırdığını görüyorum. 3 günlük yaşamış olduğumuz Mart'taki kaosunda eğer iktidar provası olarak varsayıldığını görürsek Türkiye'nin böyle yönetilmesini istemediğini insanımızın görüyorum.
Dolayısıyla tercih ne üzerine olacak? Türkiye 100 yılı başlasın üzerine olacak diye düşünüyorum ve ayrıca tanınmış bu imkanına da teşekkür ediyorum. Peki biz teşekkür ediyoruz. Program sonuna geldik. Çünkü bundan sonra ana haberlerimiz var. O yüzden ben de ana haberlerdeyim zaten. Bu arada pazartesi günü Sayın Bülent Bilgi, Fatih Bey neydi? Toprak. Fatih Toprak Bey, buradaki seçim koordinasyon merkezi başkanı ve vekili Sayın Bilgimiz, eski UID Genel Başkanı. Pazartesi o, Salı günü de Fatih Bey. Kanal Avrupa seçim özel programlarında efendim konuk olacaklar sevgili seyirciler. Herkese kucağımızı açtık, gelsin. Herkes burada istediklerini söylesin ama doğruları burada konuşalım diyoruz. Sayın vekilime şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Utandırmasın. Biz de zaten onun takipçisiyiz. Efendim seçim özel programından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki programlarda tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.